Evet, Dolmabahçe'de ilk yarı sona erdi. Tek gol var Beşiktaş. Cenk Tosun'un kaydettiği golle, mücadelenin 11. dakikasında Cenk'in kaydettiği golle, soyunma odasına 1 0lık üstünlükle gitti. Değerli izleyenler, sevgili R. Kapsal'la birlikte 45 dakikayı değerlendirecek. İkinci yarı ilişkinde yine öngörülerimizi sizlerle paylaşacağız. Hocam Beşiktaş adına çok coşkulu bir maç başlangıcı oldu. E, istekli etkili ön alanda baskı yapan e, Aytemiz Alanya Spor'un alışık olduğumuz oyununu oynamasına engel olan bir Beşiktaş vardı e, pas bağlantılarını iyi kapattılar orta sahadan top çıkartmalarına kendi ceza sahasından top çıkartmalarına engel oldular e, rakiplerinin e, iki yanında çok büyük bir bölümünde e, bu e, görüntüyü sürdürebildiler e, zaman zaman tabii Aytemiz Alanya Spor'un etkili ayakları var iyi oyuncuları var işte bir Juan kaçırdığı bir pozisyon var ama ilk 25 dakikada 3 direkten dönen top bir gol. Beşiktaş adına önemli bir ofansif e, performans. E, nasıl değerlendirdiniz ilk 45 dakikayı? E, Kafanızda kalan böyle ana başlıklar neler oldu? Tabii bir kere fabrika ayarlarına dönmüş Beşiktaş. Çok iyi bir başlangıç yaptı. Yani o güçlü oyununu hissettirdi. Zaten 20. saniye Gezal'la neredeyse yani 30. saniye e, rakip Santra yapacaktı. E, ee, tabii şimdi Beşiktaş ilk 25 dakikada 3 top direkten döndü. Bir gol buldu. Çok rahat oyun başlangıcı yaptı. Beşiktaş'ın sıkıntısı bu Ender. Yani bu tabii ki direkten döndü toplar şanssızı var da bu farkı öyle açtığı zaman daha rahat maçı oynuyor. Öbür türlü 1-0'lar Beşiktaş için sıkıntılı. Niye? Beşiktaş takımı özellikle hucumdan savunmaya geçişleri iyi yapan bir takım değil. Çünkü çok oyuncuyla önde yakalanıyor ve rakip hızlı çıktığı zaman Alanya Spor iki tane gol kaçırdı. Beşiktaş evet. ilk yarı belki çok rahat bir skorla farklı 4-0 içeri girebilirdi. Alanya Spor'da 2-1 Önde de girebilirdi. Tabii iki tane yani, onların da pozisyonu var. Çok enteresan. Evet ya yani dediğim gibi özellikle topu kaptırdığında hucumda savunma geçişlerine çok geniş alan bırakıyor ve eksik yakalanıyor. Şimdi bu dengesizlik var Beşiktaş'ta Ender. Yani bir anda Beşiktaş farklı bir skorla içeri girebilir. Evet. Ama Geriye düşmüş ve en son 44 dakikada Şöyle bir dakika, geriye de düşerek Geriye düşmüş veya edebilirdi. beraber e de içeri girebilirdi. Yani bu oyun dengesizliği, bu oyun gelgiti var Beşiktaş'ta. Şimdi e, Cenk Tosun bugün bir gol attı. Tabii e, hastalıktan yeni çıktı. Fiziksel olarak sıkıntısı var. Hoca da hani 60-70 dakika oynatmaya çalışacağız dedi maçtan önce Sergen Hoca da. E, geçtiğimiz hafta, daha doğrusu geçtiğimiz maçta diyelim... Hafta 2-3 günde bir oynanıyor artık... E, Abu Abubakar'ın yokluğunu çok hissetti Beşiktaş. E, bugün e, bir ölçüde de olsa Cenk Tosun'a boşluğu giderip tamam. e, o farkını hissettirebildi mi sizce de? Ya, şimdi Cenk iki aylık bir süreç yaklaşık 51 gün sonra e, şimdi sahaya çıktı. Kolay değil fiziksel olarak. Bir de Covid süresi Tabii. yaşıyorsunuz ne kadar güçlü olsanız sporcu bünyede. Tabii bununla beraber Beşiktaş sağ içinde ne oldu? Anlamlı dağılım oldu geçen haftaya göre. Mesela üç gün önce pardon hafta sonu Tabii. oynadığı maça göre. ya Daha anlamlı dağılım oldu. Ne gibi? Şimdi Rozel Sağbek'e geldi. Gezal cezası bitti. Tabii. Sağ önde oynadı. Tabii. Cenk Santrafor olarak zaten anların dokunuşları Lerim yapan bir oyuncu. normal kendi oyun ezberi sol çizgi ucunda geçti. Daralan becerisi yok ama ikinci Santrafor gibi tamamlayıcı bir oyuncu. Hepimizin milli gibi. Şimdi Adem Layç yerine de Oğuzhan Tercih yapmış. Sergen Hoca. İşte Oğuzhan kendinden zaten vazgeçmiş gibi senelerdir oynuyor. Yine şampiyonluk yarışı son düzlüğe girilmiş. İ 45 dakika Beşiktaş adına belki sahada en verimsiz oyuncu Oğuzhan. İşte Oğuzhan iyi bir Oğuzhan olsa zaten öndeki 3 tane oyuncu farklı da oynatabilir ve Beşiktaş daha organize olabilir. Niye? İşte hatlar arasında çok rahat Beşiktaş girdi. Yani Alliance özellikle savunmayla orta saha hattı arasında çok rahat Beşiktaş topla buluştu. Beşiktaş'ın dikkat et bak organize olduğu, rakibe daha domine ettiği Oyunlarda ne? Top rakipteyken o şok biresi çok doğru yapıp ön alan baskı topu geri kazanıp ucum yapması. Top ayağındayken de özellikle savunmayla rakibin orta saha eşiğinde topla buluşması. Burada buluştuğu zaman da zaten Beşiktaş çok farklı olumlu işler çıkartıyor. Bugün de o hatlar arasında çok rahat topla buluştu. Burada Oğuzhan'ın biraz daha efektif oyunu olsa zaten şimdi böyle bir orta saha düzeninde Beşiktaş'ın ne diyoruz biz orta saha düzeninde en büyük ...günümüz oyunlarına attan tutandan daha farklı... ...bu orta saha düzeni ve iki tane kenar bek. Şimdi en da yeri geldi hucuma çıktı... E de çıktı. Şimdi burada işte Oğuzhan'ın esasen... ...bu takımı oynatacak perspektife sahip bir oyuncu. Daha fazla da sorumluluk alması gerekir. Şimdi... E, ...Aytemiz Alanya Spor... E, ...ilk yerdeki maç olsun... ...işte diğer... E, ...büyüklerle oynadığı karşılaşmalardaki performansı olsun... E, ...bu sezonun... ...önemli takımlarından, önemli... E, performanslarından birine imza attı e, şimdi e, efecan yok kolkır e, yok e, önemli denebilecek oyunculardan ama onun dışında işte ne bileyim ileride babakar var mesela bu hafta mustafa beklemekte oynamışlardı e, David son var e, salih oynuyor yani aslında temel berkan bin, oyuncuları var berkan oynuyor biraz mesela savunmada Fatihin top çıkarmakta güçlük çektiğini gördük ondan top çıkarmasını sağlamaya çalıştı Beşiktaş hani Fatih'e yönlendirdi Zavalesta tarafa... solaya teknik evet. oyuncu oyun bir ee, Ve oyuncu. sizin de dediğiniz gibi hocam orta sahada da e, Alanya Spor o eski bildiğimiz etkinliğini Tabii. sergileyemedi. Oynatmayan da Beşiktaş mı yoksa Alanya Spor'un kendi adına mı bir sıkıntısı var ya, takım içi düzeninde? Bir kere Beşiktaş oynatmadığını söyleyebiliriz ama zaten Alanya Spor'un dikkat et. Kupa'da Antalya Spor'a sonra çok ciddi düşüşleri oldu. Var. Yani bir de ani düşüş. Para, paraşütsüz düştü. Mesela yani hocam, her maç kuponun geri gidiyorlar. Galatasaray maçındaki Alanya Sporla, ondan Hiç. sonraki arasında. Bayağı büyük fark. Hatırlarsın kupa maçından önce de 4-0 mı ne yendiler Antalya içeride lig maçında. Hafta içi gittiler kupada. Antalya'da yenildiler 2-0 hepimizin bildiği gibi. Şimdi çok sert bir düşüş aşağı doğru bir inmelenme oldu. Ee, ve de hem sağ içinde enerjisi yok takımın. 3 gün önce oynadıkları gençler Biliği maçını da seyrettim 90 dakika. Ee, evet Babakar dediğin gibi oynamadı. Mustafa ile o gün oynadılar. Mesela e, Mumançe stoper oyunda sol stoper. Fatih ile beraber gençler Biliğine karşı. Ama Sağ içinde enerjisi yok bir de konumlanmaları da çok yanlış. Yani eski o birlikte top rakipteken alanları kapatan, daha dengeli duran, hatlar arasına rakibi sokmayan e, ve de ön alan baskısını daha doğru götüren Alanya Sporu yok yani son haftalarda özellikle kupadan elendikten sonra. Oysa şimdi 5. sıra beraberinde bir bonus da içeriyor. Kupayı örneğin Beşiktaş kazanırsa 5. sıradaki tamam. takımın Avrupa'ya e, Avrupa e, UEFA Konferansiyon e, Ligi'ne gidiyorsun. Gitme ihtimali var. E şimdi orada Hatay kaybetti. E, Alanya Spor'un da 49, Hatay'ın da 49 puanı var. 5'incilik de cazip esasen. Yani e, aşağıdan yeni bir turnuva var Avrupa'ya oraya gidiyorsun. Gaziantep zorluyor 47. Hani bir amaç da var, var. aslında ama Avru Avrupa ya, ya. Avrupa'da ya. yeni bir, bir organizasyon var. var, oraya katılacaksın yani. Evet. E, düşüş var dediğim gibi yani hem mental olarak var hem de saha içinde ciddi anlamda Oyun e, anlamında da çok geriye gitmiş Alanya Spor Yani daha böyle dengeli saha içinde duran ne oynadığı anlaşılabilir Böyle rakibin bu kadar net pozisyonlar bulduğu bir Alanya Spor yoktu geçmişte evet pozisyon veriyordu ama Onların da sıkıntısı özellikle e, top rakipteyken Nasıl Beşiktaş için söyledim ya e, Yani Hucumdan savunma geçişi Alanya Spor'un çok geniş alanda yakalandı. Onlar da sıkıntı yaşadı. Beşiktaş buralara da çok daha rahat girdi. E, ama Beşiktaş özellikle şunu söyleyelim ikinci yarı mutlaka bu oyunla ikiyi bulması gerekir. Zaten ilk devre onu gösterdi. Yani bu oyun Alanya Spor böyle Beşiktaş ikiyi bulmadığı zaman her an gole bulacak, bol, golü bulacak gibi bir tehditkar oyunu var Alanya Spor'un. Yani her anda golü bulabilir. Mutlaka Beşiktaş yani devre arası mutlaka bizim gördüğümüz. En Sergen Hoca da teknik ekipte görüyordur mutlaka oyuncular da biliyordur. Böyle maçlar tehlikeli. Klasik hepimiz bildiği gibi ikiyi bulması gerekir. Beşiktaş'ın bulamazsa sıkıntılı bir süreç yaşar. Çünkü Beşiktaş'ın bu oyun dengesizliğinde önde çok adamla yakaladığında hücumdan e, hucumdan savunma geçişleri de eksik olduğunda, geniş alanda yakalandığında işte Alanya Spor iki tane net pozisyon kaçırdı. Yani bunu ikinci yarıda özellikle dakikada ilerledikten sonra e, hem oyunu kontrol etme hem de daha rahat saha içinde oynama. Yeri geldiğinde topu da Alanya Spor'a bırakır Beşiktaş. Nasıl ama ikinci golü bulduktan sonra daha sağ içinde de mutlaka bununla ilgili de çözüm üretmeye çalışacaktır. Alanya Spor'da mutlaka bu hızlı geçişlerde devre arasında Çağdaş Hoca söylüyordur. Daha böyle konsantrasyonu son vuruşlarda hem final paslarında daha iyi olmasını isteyecek oyuncularına. Şimdi e, tabii siz genellikle oyun üzerinden konuşmayı seversiniz ama e, bazı oyuncular da üzerinde konuşulmayı tabii, hak edecek tabii. oyuncular. E, i̇şte Gezal'de böyle bir isim. Bugün daha 30. saniyeydi topu direkten döndüğünde. Onun dışında da çok kritik yerlerde aslında çok ince kritik paslar da attı. Sonuca ulaşmadı belki o ataklar ama Gezel'in varlığı Beşiktaş'ın oyununa anlam katmıyor tamam. mu ne dersin? Daha konforlu oynuyor Beşiktaş. Daha rahat oynuyor. Yani Rozel'e içeri giriyor. Yani o koridora açıyor. Dediğin gibi zaten Gezel ligimizin üzerinde oyuncu. Baya bir oyuncu. Yani Lestra Mahrez'in yerin tamamlansın diye 20-30 milyon euro bonservisle almış bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte Cezayir Tabii. milli takım oyuncusu. Yani e, Gezal zaten bunları yapabilen ve de rakip e, savunmalar için tehditkar bir oyuncu. Hem e, hareketli oyunda, dinamik oyunda, aynı zamanda duran toplarda da hepimizin bildiği gibi e, etkili bir oyuncu. Ve özellikle de Beşiktaş'ın hücum kanadı genelde orası. Yani daha e, skor anların e, alacağınız hücum kanadı ee, sol taraftaki learning kanadı ama oyunu okuyacak, oyuna e, kafa yoracak, akıl veri, e, katacak ve de oradan Rosey ile kanattan bindirmesini sağlayacak. Esas sağ kanat aksiyonlarıdır Beşiktaş'ın. Zaten sezon başından beri bunu çok doğru yapıyorlar. Şimdi ikinci yarıda nasıl bir senaryo görüyorsunuz? İki takımın da kenardan e, oyuna müdahaleleri ilk kimden gelir? Hangi oyuncularla ya da hangi oyunla gelebilir diye de biraz kafa yoralım. Ee, kenarda Montero, Rıdvan, Serdar, ya, Enkudu, bu, Necip, Laiç, Dorukan, Mesak, Gökhan Töre var. Bir ya bu da. oyun Beşiktaş 1-0 eğer e, yani 60'ı görürse 1-0 Alanya daha risk alacak, daha öne çıkacak değil mi? Bu oyun için Oğuzhan'ın çıkıp Mensa'nın girmesi gerekir. Mensa yani topla driblingi olan çok hızlı alan kat eden bir oyuncu. Hızıyla beraber özellikle dediğim gibi yani Alanya en büyük sıkıntısı topu kaptırdığında Alamadığında hucumdan savunmaya geçişlerinde dengesizlik yaşıyorlar ve eksik yakalanıyorlar. Zaten Beşiktaş öyle hızlı ataklarda ciddi tehdit yarattı. Burada oyun Mensa'yı çağırabilir. Mensa da bu e, atletik bir oyuncu. Bu hızlı çıkışları yapabilen bir oyuncu. Alanya için e, orada ne bileyim bakıyorum Siopis var, Umut var zaman zaman oynuyordu. Tabii Tayfun Bingöl var. Katsuyor, Tayfur. Savunmalarda oynatan tamam, Umut Güneş var ortası. Yani şu an için e, Alain Spor'un özellikle orta saha dengesi için bana göre siopiste CEO pisti olabilir. Yani çünkü çok rahat yani maçı seyrettiğinde özellikle savunma attı burasıysa Ender bu orta saha hattıysa buraya çok Orayı rahat boşluk, var boşluk hocam. evet çok rahat girdi. Yani Beşiktaş çok rahat oraya soktu Alain Spor. Ve de Beşiktaş dikkat et hangi maçta iyi oynuyorsa rakibin savunmayla orta saha attığında o eşikte çok rahat topla buluştuğunda iş çıkartıyor. Bugün de çok rahat zaten orada buluştuğu için direkten topları döndü, topa sahip oldu. Daha farklı pozisyonlar üretti. Yani en büyük nedeni buydu. Bana göre bu takımın hızına Oğuzhan ayak uyduramadı. Oğuzhan ayak uydursaydı çünkü onu takım lideri gibi şimdi Santrafor arkası daha konforlu oynayacak. Ve de niye oynatıyorsun Oğuzhan'ı? Rakip yer alanda bu problemi çözsün diye. Öndeki üç oyuncuyu yeri geldi az önce de söyledim. Kenar bekleri Atıba ile oynasın. Yani rakip yer alanda daha fazla Beşiktaş'ın hem orada kalmasını sağlasın pas organizasyonuyla tabii. hem de özellikle savunma arkasına yeri geldiğinde ikili oyunlarla da fark yaratsın attığı toplarla tabii savunma arkasına. Yani topsuz koşu zaten yapmıyor hem büyük hatası o. Şimdi Cenk yok. bazen geliyor Cenk'in arkasında hiç yok. hiç yok. Cenk mesela ya dün mesela Bakasetas bakıyorsun e, yani o ikili oyunda Caneni e, Jan geldi arkasına koşu yaptı. esen de orada oynuyorsun Cenk geliyor bazen pas trafiğine yardım etmek için daha fazla savunma arkası koşu denemeli bir de Beşiktaş ne oluyor biliyor musun? Beşiktaş daha oyun merkezini daha kurgulayıp orada ikili oyunlarla da gidebilecek bir takım bunu Josef'in önünde Atiba ile hem Oğuzhan'la hem de Cenk bu ikili oyunlarda etkili bir oyuncu hepimizin bildiği gibi yerden oyun tekniği oyuncular bunlar yani Beşiktaş'ın daha dediğim gibi alan espor rakip yer alanda oyunun merkezinden de Oğuzhan daha fazla sorumluluk alırsa orada problemi daha da rahat çözebilirler. Peki artık takımlar yavaş yavaş oyun alanına dönüyor bizler sözü yeniden skorboarda bırakacağız ama skorboardun ardından takım oyunuyla randevunuzu unutmayın lütfen aspor'dan ayrılmayın